Merhaba sevgili öğrenciler yazılılar başlıyor ve kanalımız açık uçlu detaylı ve animasyonlu yazılı videolarıyla yanınızda bugünkü yazılı videomuz 8. sınıf fen bilimleri 2. yazılı İzlemediyseniz eğer kanalımızdan yazılı da çıkacak olan tüm üniteleri animasyonlarla kanalımızdan izleyebilirsiniz bu videolara bitiş ekranından erişebilirsiniz ayrıca kanalımızdan diğer 5 ana dersin videolarını da izleyebilirsiniz arkadaşlar İlk sorumuzda Basit makineler ünitesinden bir soru. Düzenekteki kuvvet kazancı ne kadardır? Düzenekte yükü 1 metre çekebilmek için ip kaç metre çekilmelidir? Şimdi arkadaşlar burada Görmüş olduğumuz bu palanga düzeninde tamamı hareketli makaralardan oluşan bir palanga düzeneği görülmekte. Sıra dışı bir palanga düzeneği genelde gördüklerimiz arkadaşlar bir kısmı sabit bir kısmı hareketli makaralardan oluşuyor. Şimdi bu düzenekte biz kuvvet kazancını nasıl bulacağız? 3 tane hareketli makara var hocam. O zaman her birinden 2 kat 6 kat kazanç vardır. Düz mantığıyla sakın yaklaşmayın bu tip sorulara. Böyle bir düzenekte arkadaşlar tamamı hareketli makaralardan oluşuyor. Bu şekilde bağlanmış bir düzenekte bakın şöyle hareketmemiz lazım. Mesela şimdi burada P yükü 80 arkadaşlar Newton olsun. Şimdi buradaki yük buraya geldiğinde arkadaşlar bak burada 80, burada 80. Burada bu 40 Newton, 40 Newton olarak arkadaşlar paylaşılır. Bu makaraya 40 Newton olarak gelir bu yük. Burada da bu makara arkadaşlar bunu buraya 20 20 olarak paylaştırır. Buraya 20 Newton olarak gelir. 20 Newton'u da arkadaşlar bu makara 10 Newton 10 Newton olarak paylaşır ipi buradan arkadaşlar 10 Newton burada kuvvet uyguladığınızda 80 Newton'luk bu yükü çekebilirsiniz dinamometrede 10 Newton değerini gösterir yani yani düzen, düzenekteki kuvvet kazancı 6 kat değil arkadaşlar 8 kat kuvvet kazancı vardır bu düzenekte o zaman arkadaşlar 8 kat kuvvet kazancının olduğu yerde ne, ne olacak 8 kat yoldan kayıp olacak sen yani düzenekte yükü 1 metre yükseltebilmek için buradan 8 metre çekmen gerekiyor. Burada 8 metre çekersin bu 1 metre gelir. Evet bu düzeneğimiz arkadaşlar bak karşımıza böyle LGS'de de yazılarda çıkabilecek güzel bir şaşırtmalı düzenek dikkat edin. Fakat bir hareketli bir sabit makaradan e, ya da iki hareketli iki sabit makaradan oluşan düzeneklerde bu aynı yöntemi arkadaşlar uygulamayın. Onda biraz daha farklı bir bakış açısıyla hareket etmelisiniz. İkinci soruda fotosentez hızı değişimi ile ilgili grafiklerden neler çıkarılabilir? Şimdi fotosentez hızının arkadaşlar bu sıcaklık fotosentez hızı burada grafiğinde. Bakın en iyi fotosentez hızının 25 santigrat derecede olduğunu görüyoruz. Renklerde arkadaşlar ışığın dalga boyuna göre burada en iyi mavi renkte ardından kırmızı renkte olduğunu görüyoruz fotosentezin en iyi. En kötü ise yeşil renkte olduğunu görüyoruz. E buna göre ne diyebilirim ben? Fotosentez için en ideal sıcaklık 25 derecedir diyebilirim. En hızlı mor, ardından kırmızı ışıkta gerçekleşir diyebilirim. En kötü fotosentez yeşil ışıkta gerçekleşir diyorum. Çünkü arkadaşlar kloroplast yeşil ışığın büyük çoğunluğunu yansıttığından fotosentez hızı en düşüktür arkadaşlar. Bunun bu çıkarımları yapabiliriz. Buna göre bu ifadelerin hangileri yanlıştır? Yani çıkırıkta arkadaşlar kuvvet kazancı var. Biliyorsunuz çıkırıkta kuvvet kazancı iki faktöre bağlıydı. Kuvvet koluna bakacağım. Yük koluna bakacağım. Yani nerelere bakacağım arkadaşlar? Büyük R, küçük R. Bu kısma bakacağım ben. Büyük R dediğim kuvvet kol olmuş oluyor. Bak şurası arkadaşlar. Dikkat edin. Bak, bu kısım değil. Bunu ne kadar uzatırdan uzat. Bunun hiçbir etkisi yok. Ben buraya bakacağım. Çıkrığın arkadaşlar kuvvet, bak, kuvvet kolunun yarı çapına. Bir de arkadaşlar küçük silindirin yarı çapına bakacağım ben. Şimdi buradan buna göre R artarsa kuvvetten kazanç artar. Bu doğru. Bana yanlıştır yanlıştır bulacağız. R artarsa yani burada kuvvet kolunu arkadaşlar artırıyorum ben bunun yarıçapını artırırsam o zaman kuvvet kazancı artar. Daha kolay çevirirsin yani. Daha az bir kuvvetle ipi sararsın. L kısalırsa kuvvetten kayıp sağlanır diyor. Arkadaşlar kuvvetten kazanç ya da kayıp burada L'nin yani çıkırık silindirinin uzunluğuna hiç bağlı değildir. Bunu ister bu kadar uzat ister bu kadar uzat Hiçbir etkisi yok bunun. Bunun uzunluğunun. Bu, bak bu uzunluğunda hiçbir etkisi yok. Bunun kalınlığının etkisi var. Kalınlığın inceliğinin. Bak bu yanlış. R'nin değişmesi kuvvet kazancını etkilemez demiş. R'nin değişmesi. Yani yük kolunun değişmesi. Yük kolunun değişmesi kuvvet kazancını etkiler arkadaşlar. Bu da etkilemez demiş. Etkiler tabii ki. İki faktöre bağlı olduğunu söyledim zaten. Dördüncü soru. Ahmet makara yardımıyla yükü çatıya çıkarmak için şekilde düzeneği kurmuş. Evet ne bu? Sabit makara. Buna göre Ahmet'in kurduğu düzenekle ilgili hangileri doğrudur? Sabit makaralarda arkadaşlar sabit makaranın esprisi neydi? İş kolaylığı sağlamasıydı. Kuvvet kazancı yok. Kuvvetten kayıp yok. Yoldan kazanç kayıp hiçbir şey bunlar yok. Sabit makaranın tek esprisi iş kolaylığı sağlaması. Kuvvetin yönünü değiştirerek yapıyor onu da. İş kolaylığı nasıl sağlıyor hocam? Kuvvetten kazanç yoksa. Kuvvetin yönünü değiştiriyor arkadaşlar. Sen aşağı çekiyorsun, o yukarı çıkıyor. Evet. Kuvvetin yönünü değiştirerek iş kolaylığı sağlıyorum. Doğru olan bu. İşten kazanç işten kazanç kayıp yoktur basit makinelerde. Kuvvetten kazanç, hayır. Hareketli makara olmasın kuvvetten kazanç olması için. Evet. o yüzden yalnız üç. Archimedes bana bir kaldıraç verin dünyayı yerinden oynatayım demiş. Bu sözüne uygun bir kaldıraç dü düzeneği çizdi. Nasıl çizeceğim? Arkadaşlar kuvvet kolunu uzun tutacağım. Yük kolundan. Evet bu şekilde bak. Yük burası arkadaşlar. Kuvvet kolunu ne yaptım bakın. 1, 2, 3, 4, 5 birim yaptım. Kuvvet kolu yük kolundan daha uzun. Daha arkadaşlar bak desteğe daha uzak yani. O yüzden ya kuvvetten kazanç var yani. Destek ortada. Buna uygun olabilir arkadaşlar. Kuvvet kazancının olduğu bir kaldıra çizmiş olduk. Altıncı soru. Bir besin ağını oluşturan canlılar gösterilmiş. Çimen. üretici. En alt kısımda. Ayrıştırıcı bakteriler. Ayrıştırıcı bakteri her kısmı zaten. Çekirge, serçe. Serçe çekirge yiyor arkadaşlar. Çekirge çimeni yiyor. Şahin serçe yiyor. Ayrıştırıcı bakteriler hepsini yiyor bunlar öldüğünde tabi. Besin zincirinin en fazla kimyasal birikim hangi canlıda olur? En tepedekinde arkadaşlar. Burada bir piramit oluşturursan bu piramidin en tepesinde ne var? Şahin var. Piramidin her yerinde hangileri var? Ayrıştırıcı bakteriler var. En tabanda ne var? Burada çimen var arkadaşlar bak. En alt kısımda bu var. Buna bir dersin. Üreticiler bunlar. E bu birinci tüketici. Bu ikinci dereceden tüketici de. Bu birinci dereceden tüketici. Bu ikinci dereceden, dereceden üçüncü dereceden tüketici. Öyle onlar da basamak andırırsan. Buraya çekirgeyi. Buraya serçeyi koydum. Buraya Şahin. E Şahin arkadaşlar kimyasal birikim en tepede fazla olur. Aslan, kaplan, Şahin. Bunlar kartal. Bunlar da olur. Evet buraya Şahin yazıyor arkadaşlar. Kendi besinini üreten canlı. Kendi besinini üreten canlı arkadaşlar. Üreticiler tabii ki çimen. Bitkiler. Her basamakta bulunan canlı. Her basamakta bulunan canlı arkadaşlar. Ayrıştırıcı bakteriler. Uzun uzun yazmıyorum buraya. Ayrıştırıcı bakteriler her basamakta bulunuyor. Yedinci soruda verilen düzenekte kuvvet kazancını artırmak için yapılabilecek 3 şey yaz diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bir bileşik e, makine örneği verilmiş bize. Burada eğik düzlem var. Sabit makaraları görüyoruz. E, kaldıraç var. E, çıkrık var. Yine sabit makaralar. Şimdi burada kuvvet kazancını artırmak istiyorsak yapabileceğimiz arkadaşlar 3 şey nedir? 1- Ne yapabilirim? Desteği sol tarafa kaydırabilir miyim? Desteği arkadaşlar buradan sol tarafa doğru kaydırsam ne olur? Kuvvet kolu uzar. Kuvvet kolu bu taraf. Bakın, Bu taraf kuvvet kolu arkadaşlar. Bu taraf yük kolu. Kuvvet kolu uzamış oluyor. Mesela bunu N'den M'ye getirsem. Buraya getirsem. Bak kuvvet kolu 2 birimken 3 birime çıkıyor. Yük kolu 2 birim, 3 birimken 2'ye düşüyor. Kuvvet kolu uzadığında ne olur? Kuvvet kazancı artar. Bunu yapabilirim. Çıkırıkta R'nin yarı çapı artırılabilir. Çıkırıkta arkadaşlar. Burada R bunun yarı çapı. Burası kuvvet kolu oluyor çıkırıkta. Bunun yarı çapını artırırsak kuvvet kazancımız artar tabii ki. Eğik düzlemin boyu uzatılabilir. Evet, eğik düzlemin arkadaşlar, eğik düzlemin burada boyunu uzattığımda arkadaşlar, eğik düzlemin bura bak. Bu kısmını ben uzatırsam bunu uzattığımda bu uzun hale getirirsek bu biraz da şöyle böyle durur. Eğik düzlemin boyu uzatılırsa kuvvet kazancı artıyor tabii ki. Hocam burada sabit makaralara destek görevi yapmış bu. Hayır yük burada sürükleniyor mu sürüklenmiyor mu? buna bakacağım ben. Yük burada eğer sürüklenmeseydi burada bir tane daha sabit makara olsaydı. Yük sürüklenmeseydi eğik düzleme yapacağın her türlü müdahale e, kuvvet kazancına etki etmezdi. Yük burada sürükleniyorsa önemli olan bu. Yükün sürüklenmesi lazım temas etmesi lazım. Yük sürüklendiği için ben eğik düzlemin boyunu artırdığımda kuvvet kazancını artırmış olurum. Eğik düzlemin arkadaşlar her türlü eğik düzlemde yük sürüklendiği müddetçe kuvvet kazancı oluyor. Boyu uzattığımda, burada yani yüksekliğini azalttığımda arkadaşlar bu kısmı e, düşürdüğümde, alçalttığımda kuvvet kazancı artar. 8. soru. Son ünite elektrik ünitesinden. Bilginin yaptığı bu etkinlikte şekilde gözlenen durumla ilgili neler söylenebilir? Bilge sınıfta yaptığı etkinlikte şişirdiği plastik balonu hızlı bir şekilde yün kazana sürtüyor. Daha sonra balonu duvara dokundurup bıraktığında şekildeki gibi sabit durduğunu gözlemliyor. Evet arkadaşlar plastik balonu ya da bu plastik işte mesela tarağımız tarağı arkadaşlar saçımıza sürttüğümüzde işte kağıtları çekiyor. Onunla benzer mantık bu. Plastik balonu yün kaza sürtüyoruz. Yün kaza sürttüğümüzde plastik balonu elektriklendirmiş oluyor. Plastik balon arkadaşlar ne yapıyor? eksi yüklü hale geliyor. Yani eksiler artılardan fazla hale gelmiş oluyor. Tamamen eksi hale geldi. Sıfır artı demiyoruz yani. Eksiler artılardan fazla hale gelmişse eksi yüklü, negatif yüklü diyoruz biz buna. Balon eksi yüklü hale geldi. Yün kazanı sürtüyor Daha sonra balonu duvara dokundurup bıraktığında ne yapıyor? Sabit duruyormuş. E demek ki arkadaşlar duvarın bu yüzeyinde balona yakın bu yüzey yüzeyinde balonun duvarın ne olmuş oluyor? Burada bu tarafı artı yüklü olmuş oluyor. Buna göre balon bu konumdayken yükü zamanla azalır. E, yal, balon arkadaşlar akşama kadar sabit durmayacak burada. Bir süre sonra düşecek. Neden? Buradaki bu negatif yüklü balon zamanla bu e, fazla yüklerini duvara vereceği için nötrale gelecek, düşecek. Balonun temas ettiği duvar yüzeyi artı yüklüdür. Evet, duvar yüzeyi artı yüklü arkadaşlar. Duvarın bu yüzeyi artı yüklüdür. Yani burada eksiler çünkü balon eksi yüklü. Yüzeydeki burada eksiler eksiler arkadaşlar. Ne burada? tarafa doğru bu tarafta çoğunluk olmuş olacak. Bu taraf artı yüklü. Balonun yakınındaki negatif yükler duvarın diğer tarafına hareket ediyor. Evet onu ifade ettim. Bu tarafına hareket etmiş oldu. Eksi, eksi, eksi iter çünkü. Eksi artıyı çeker. Balon ve duvarın birbirlerine temas eden yüzeylerinde zıt yükler toplanmıştır. Tabii ki. Zıt yükler birbirini çekeceğinden dolayı bu şekilde durmaktadır balon zaten. Tarağın arkadaşlar küçük kağıt parçalarını çekmesi. Aynı mantık. Yine saçımıza sürttüğümüz bir tarağın, bir plastiğin, arkada plastik bir çubuğun, bir plastik bir kalemin yine çeşmeden akmakta olan suyun yönünü değiştirmesiyle benzer mantık. Evet bu arkadaşlar bakın burada da o soru var zaten. Banyodan sonra saçlarını kurulayan Didem saçlarını taradıktan sonra lavabonun musluğunun musluğunu açtığında plastik tarağın akan suyu kendine doğru hafif çektiğini görüyor. Kaşasta duruma şaşıran Didem tarağı saçına daha fazla sürterek suya yaklaştırdığında plastik tarağın suyu daha fazla çektiğini gözlemliyor. Gerçekleşen olayla ilgili hangileri doğrudur? Evet plastik arkadaşlar eksi yüklü. Negatif yüklü. Hale geldi. Plastik tarak saça sürtüldüğünde sürtünme sonucu elektriklenmiş ve yük cinsi saçın yük cinsi ile aynıdır. Hayır, saçın yük cinsi ile aynı değildir arkadaşlar. Saç artı yüklü olmuş oluyor. Saçtaki eksileri aldı butarak. Evet, bu ifademiz yanlış. Plastik tarakın yüklüyken su yüksüz durumda olabilir. Plastik tarak yüklüyken Çok yanlış yazılmış. Plastik tarak yüklüyken su yüksüz durumda olabilir mi? Olabilir çünkü arkadaşlar yüklü bir cisim zıt yüklü bir cismi çekebileceği gibi yüksüz bir cismi de çekebilir. Ama aynı yüklü bir cismi iter. Plastik tarığın daha fazla saça sürtülmesi, yük şiddetinin artmasına neden olmuştur. Evet. Abi bak suyu daha fazla çektiğini gözlemliyor. E, suyu neden daha fazla çekti bu? Çünkü yük şiddeti arttı saça sürtülmesi sonucunda. Bunları söyleyebiliriz. Buna göre bu öğrenci su miktarının fotosentez etkisini gözlemlemek için numaralanmış düzeneklerden hangilerini seçmeli? Bir öğrenci miktarı ve özellikleri aynı olan topraklardaki özdeş bitkileri kullanarak eşit süre içinde izleyici inceleyeceği şekildeki düzenekleri kuruyor. Şimdi burada su miktarının fotosentezi etkisini gözlemliyor. Yani bizim bağımsız değişkenimiz su miktarı olacak. Su miktarları farklı bitkiler, özdeş bitkiler kullanacağım. Diğer özellikleri sabit bırakacağım. Buna göre arkadaşlar ne yapmalıyım ben? Ne yapmalıyım? 1 ile 3 seçmeliyim tabii ki. Çünkü bak günde 50 ml su veriliyor. 100 ml su veriliyor. Su miktarları farklı. Bağımsız değişken olduğunda o özelliği farklı yapıyorum. Kalan özellikler aynı yapıyorum bak. Lamba sabit tutulan değişken. Yani kontrol değişkeni. Kontrol edilen değişken. Bak bitkiler aynı. Saksılar aynı. Bak. su miktarları dışındaki bütün özellikler aynı. Ben hocam burada işte 3 ile 2'yi seçtik hocam. Olmaz. Burada lambayla bak burası lamba burada güneş. Bu faktörler farklı tutulmuş burada. Su miktarlarını farklı yapacağım. Karan özellikleri aynı yapacağım. Burada karanlıkta zaten bu olmaz. Fotosentezin önemini açıkla. Fotosentez neydi arkadaşlar? Bitkilerin karbondioksit, su, klorofil ve güneş ışığı. Bu dört maddeyi kullanıp Besin ve oksijen üretmesiydi. Besine glikoz da diyoruz, şeker de diyoruz. Farklı şekilde geçer sorularda. Fotosentez arkadaşlar ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürüp ilk basamaktaki organik madde üretimini sağlayan bir mekanizma. Çok önemli bir mekanizma. Bitkiler besin zincirinin ilk halkasını oluşturduğundan diğer tüm canlıların var olabilmesi, yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli olan enerji fotosentez olayı sırasında elde ediliyor. Üreticiler bu şekilde besin işte dediğimiz glikozu, şekeri üretiyor. Kendisine kütle oluşturuyor bitkiler. E bitkileri bitkilerle beslenen diğer canlılar onu yiyor, meyveleri yiyorlar, işte yapraklarını yiyorlar diğer canlılar. E çekirge oradan yiyor. Çekirgeyi serçe yiyor, serçeyi başka bir canlı yiyor. Bak enerji bu şekilde üst basamaklara doğru diğer tüm canlılara bu şekilde dağıtılıyor, aktarılıyor. Fotosentez ayrıca şunları da ekleyebilirsiniz. Fotosentez ayrıca karbon dioksit yani karbon döngüsüne katkısı var. Oksijen döngüsüne katkısı var fotosentezin. Bunlar da eklenebilir arkadaşlar. Yük cinsleri ve miktarları bilinmeyen 3 farklı cam çubuk KLM iletken kürelerine temas ettirilmeden şekildeki gibi aynı şekilde yaklaştırılıyor. Cam çubuklar ile KLM küreleri dengede olduklarına göre bu kürelerden hangileri kesinlikle elektriksel olarak yüklüdür? Şimdi burada arkadaşlar k küresi cam çubuk yaklaştırılınca uzaklaşmış. Bundan yaklaştırıldığında. E demek ki bunların o zaman yükleri aynı. Bu eksi yüklüyse bu eksi yüklü diyebilirim. Bu artı yüklüyse cam çubuk bu da artı yüklüdür diyebilirim. Buna nötr diyebilir miyim ben? Kesinlikle diyemem. Buna yüksüz diyemem. Bu yüksüz olmuş olsa arkadaşlar bu cam çubuk bunu iter mi? İtmez. O zaman k küresi kesinlikle yüklü. Artı ya da eksi. Ama kesinlikle elektriksel olarak yüklü bunu söyleriz. L küresine bakalım. L küresi arkadaşlar cam çubuk yaklaştırıldığında bak cam çubuk L'yi çekiyor. Ya o zaman bu yük kesinlikle yüklüdür diyebilmiyorum. Hayır diyemem. Yüklü de olabilir. Mesela bu artı, bu eksi olabilir. Bu eksi, bu artı olabilir. Ya da bu eksi ya da bu yüklü L yüksüz olabilir. Çünkü yüklü bir cisim yüksüz Cisimi çeker. Evet, bu kuralı da biliyoruz. O zaman ben L kesinlikle yüklüdür diyemem. Yüklü olabilirdir. derim. Bana kesin %100 olan lazım. O zaman L olmaz. Burada cam çok yaklaştırıldığında bak, M'de hiçbir etki yok. Hiçbir hareket yok. O zaman zaten yüklü diyemem. Yani sadece kesinlikle yüklüdür diyebileceğim ne oluyor arkadaşlar? K küresi oluyor. Amacına uygun kullanılması halinde bunlardan hangisi destek noktasının yeri bakımından diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar burada cımbız. Şimdi cımbız kuvvetin ortadan uygulandığı kuvvet kazancının olmadığı arkadaşlar yoldan kazancın olduğu bir kaldıraç türü cımbız. Makasta destek ortada. Bak buna destek bu noktada arkadaşlar. Destek burada. Buna destek ortada. Destek burada da ortada. Tahtere de makas. Kayık tüküren destek burada. Eğer sen küreyi toprak atmak için kullanırsan o zaman cımbız gibi işlev görür. Kuvvetten kazanç olmaz. Ama kayıkçı küreğinde bak destek bu nokta olduğundan dolayı sen küreyi burada bak desteği ortada olan bir kaldıraç olarak kullanıyorsun. Ama toprak atarsan kürekle temizlik yaparsan vesaire temizlik küreği toprak attığın kürek bahçe bellediğin kürek cımbızla aynı mantıkta. Kuvvet kazanç olmuyor onlarda. Yoldan kazanç oluyor. O yüzden arkadaşlar yeri bakımından cımbız. Buna kuvvetten kazanç olmaz. Kuvvet ortadan uygulanır. Yoldan kazanç olur bunlarda. Bunlarda kuvvetten kazanç var mı hocam kesin? Arkadaşlar, desteğin kuvvet kolu deste eğer yük kolundan uzunsa olur. Eşitse olmaz gibi. Değişebiliyor yani o değişken. Videomuzun sonuna geldik. Diğer yazılı videolarımıza bu kartlara tıklayıp hemen erişebilirsiniz. Hepinize başarılar.